sahibi olamayan tiplerde erkeklerden kaynaklanan sorunlar nelerdir? Şimdi çocuk sahibi olamama veya kısırlık tabirlerini ben çok kısaca netleştireyim. Çünkü doğru veya yanlış kullanımlar da olabiliyor. Tabii ki nedenlerini de genişçe anlatmaya çalışacağım dilim döndüğünce. Bir çiftin bir yıllık evlilik ve birliktelik sonucunda gebelik elde edememesini biz kısırlık olarak tanımlayabiliriz. Kısırlık dediğimiz zaman katiyen sonuç alınamayacak, tedaviye cevap vermeyecek bir çocuk sahibi olamama durumunu tanımlamıyoruz. Kısırlık beklenen süre içinde, umut edilen süre içinde gebeliğin elde edilememesi. Bunun büyük oranda tedavisi mevcut ve büyük oranda da yüz güldürücü sonuçları günümüzde yaşıyoruz. Nedenlerini tabii anlatacağım. Bayan etkili, bayan kaynaklı etkenler, faktörler, erkek kaynaklı faktörler var. Ve de tabii ki bir çift olduğu için her iki taraftan da hem bayandan hem erkekten kaynaklanan faktörler de söz konusu. Şöyle düşünelim. Tabii bebek dünyanın en güzel canlısı diyeceğim. Bir ailenin başına gelebilecek en güzel şey diyeceğim. En güzel varlık. Kesinlikle. Ama bunun da gecikmesi insanları o nispetle üzüyor, strese sokuyor. Bazen maalesef umutsuzluğa bile düşen çiftler var. Ben şöyle diyeceğim. Evlenip bir yıllık süre içinde gebelik elde edilemediği dönemde mutlaka kadın olarak bir jinekoloğa, erkek olarak da bir üroloğa çiftin ayrı ayrı gitmesi son derece makul ve mantıklı. Çünkü bir yıl süre geçmiş, düzenli bir birliktelik olmuş ancak gebelik elde edilememiş. Bayandan kaynaklanan yumurtlama ile ilgili hormonal, anatomik bir sürü sorun olabilir. Bunu jinekoloji uzmanı, kadın doğum uzmanı bütün teknolojiyi, bilgi becerisini kullanarak en iyi şekilde çözer. Ama kesinlikle biz hani hem cinslerim için söylüyorum, erkek olarak ya zaten bende bir şey yoktur, sorun yoktur, hanım bizim gitsin, baksın, etsin, çözsün, gelsin mantığını yıkmamız lazım. Çünkü oran veriyorum, önemli de bir oran. Bir çift bir yıllık süre içinde gebelik elde edemiyorsa %30-35 sorumlu erkek. Beyler burada biraz kendimizi öz eleştiriye sokup ya ben de bir üroloğa gideyim, benden de kaynaklı bir sıkıntı olabilir dememiz gerekiyor. Neden? Böyle hani taraf tutuyor gibi de olmayayım, cinslerimi de kızdırmayayım, üzmeyeyim ama ya hanım gidiyor, baksın etsin, çözsün değil olay. Belki hanımda sorun değil. Belki de hiç sorun yok kadıncağızda. Aylarca yumurtlama takibi, aylarca ultrasonlar, bazen kan testleri, gel gitler. Halbuki erkek bir sperm testi yaptırsa, bir meni testi yaptırsa ve orada bir sorun çıksa esas sorunun üzerine gitme şansımız ortaya çıkıyor. Öbür türlü bakıyorum bazen 2 yıl 3 yıl sonra kadın doğum uzmanının aklına gelip ya siz de bir eşinize söyleyin o da bir üroloğa gitsin veya bana bir sperm testi yaptırıp getirtin. Hani eşiniz versin bana sonucunu getirtin. Bu bazen geç akla gelebiliyor. Onun için prensip olarak her iki tarafta tamam biz doktora gidiyoruz demeli. Sen hanım git bir bakalım neymiş dememeli. Buradan artık tabii teknik tıbbi bilgiye gireyim. Çünkü bu bir sosyolojik olay. Hani toplumumuzda da yılların geleneğiyle hani erkek nedenli değildir. Bayan toplumda bak bu bir bu var, yerleşmiştir. Arun hocam yani erkekte sorun yoktur ama kadında sorun vardır. Maalesef. Ama her iki tarafta da olabilir kesinlikle, diyorsunuz. Kesinlikle. Belki erkek de olabilir, belki kadın da olmayabilir. Belki kadın da olabilir, erkekte de olmayabilir diyoruz. Her ikisinde de olabilir. Evet, bunun teşhisi bir uroloji sizden sayesinde, jinekolog sayesinde de ortaya çıkar. Ortaya çıkar. Kesinlikle. Onun için erkeklerin de bu konuda katiyen gurur yapmaması, gitmesi ve işin çözümüne odaklanmaları çok önemli. Sonuçta bu bir mahkeme değil, kim suçlu gibi bir çabamız yok. Hedef dediğimiz gibi yani bir çiftin başına gelebilecek en güzel şey bir bebek, ona ulaşmak. Bunun için erkeklere önerimiz, dediğimiz durum yaşanıyorsa mutlaka bir üroloğa gidip onun önerdiği şekilde ve tarzda bir meni testi yaptırıp onun sonucunu üroloğa ve arkasından hatta kadın doğum uzmanına göstermeyi şiddetle tavsiye ederim. İşin gerçeği yapılması gerekeni bu.
Nedenleri ne oluyor erkekte? Tabii biz kendi açımızdan konuşacağız. Ben ürolog olarak buradayım, bir ürolog olarak konuşacağım. Erkeklerde sperm sayısının, tohum hücreleri sayısının düşük olması, yoğunluğunun az olması veya sayı yeterli bile olsa hareketsiz, cansız olması, ileriye doğru yol kat etme yeteneği olan tohum hücrelerinin az oranda olması veya yapısal anomalilerinin olması, kiminin kuyruğu olmuyor, kiminin kısa kuyruğu oluyor, çift kuyruğu oluyor, çift başlı oluyor. Sonuçta küçücük bir hücre bu tohum hücresi. Bu gibi sorunlar dişi yumurtasını bulup dönmemeye engel teşkil ediyor erkekte. Onun dışında bu sperm hücrelerinde, tohum hücrelerinde bir takım genetik anormalliklerin olması gebeliği engeller. Ve tabii bunların arkasında da bunlara yol açan genetik faktörler, hormonal faktörler, anatomik faktörler var. İsterseniz bunları ben kısaca toparlayayım. Mesela kanda aynı bayanlarda olduğu gibi adet döngüsünü oluşturan, düzenleyen hormonların iniş ve çıkışları olduğu gibi erkeklerde de tohum hücresi üretimini sağlayan hormonlar var. Bunlardan bir kısmının düşük olması, bir kısmının yüksek olması, orada bir dengesizliğe ve üretim alanındaki üretimin bozulmasına, yetersizliğine sebep olabilir. Biz bunları çok basit, hani tohum testindeki sorunu gördükten sonra çok basit kan testiyle yakalar ve onun tedavisine geçebiliriz. Bazen idrar yollarında veya meni yollarında olan enfeksiyonlar daha önceden alınmış, tedavisi tam olmamış veya hiç olmamış enfeksiyonlar tohum hücrelerinin dönleme yeteneğini bozabilir, canlılığını bozabilir. Oradaki enfeksiyon hücreleri dişi yumurtasının dönlenmesine engel olabilir. Bu tip enfeksiyonların tedavisi çok önemli. Bunlar da gene meni testinde ve kültür antibiyogram testlerinde yapılır ve bunlar hani bir hafta içinde hızla neticeye ulaşabilecek incelemelerdir.